dün gece saatlerinde biraz bir korktuk. Efendim dün gece saatlerinde deprem korkusunu bir kez daha hissettik. Nerede? İstanbul'da. Beklenen İstanbul depremi tedirginliği yine Marmara Denizi'nde kendini gösterdi maalesef. Saat 23.53'te Yalova Çınarcık merkezi 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Hemen geldim. Sormak istiyorum. Hissettin mi? Yok, ben uyuyordum. Ben de hissetmedim. Hiçbir şey. Uyuyordum herhalde yani. 23.53, 12 falan uyuyordum canım. Evet. Muhtemelen. Deprem ilçenin 8,5 kilometre açıklarında, denizin 11 kilometre altında oldu. Fena da değil be. Evet. İstanbul dahil komşu iller ve Marmara kıyısındakiler panik yaşadılar. Tabii. Korkutan deprem sonrası herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar ortaya çıkmadı. Ama tabii ki bu tarz ufak sarsıntılar her zaman bize bir başka korkuyu tetikliyor. Acaba yani beklenen İstanbul depremi yakında mı ya da bu onun öncüsü, habercisi mi anlamında? Valla şimdi hava çok aydınlanmadığı için malum bu saat hadiselerinden dolayı henüz bilmiyoruz. Tabii kimi yerlerde bol bol çatlaklar da olabilir. Hava aydınlandıktan sonra daha net ortaya çıkacaktır. Ama inşallah tabii gece olunca da bir de insanlarda bir korku oluyor. Arabası olan arabasına gitti, olmayan da evinde yattı. Evet, kesinlikle öyle. Ve bu depremden tam 1 saat 22 dakika sonra saat 1.15'te bu kez Gümüşhane sallandı. Bu kez 4.3 Kelket ilçesinde bu büyüklükteki deprem çevre illerden hissedildi. İki deprem arasındaki büyüklükleri 3,5 saat, 3,5'u geçmeyen ondan fazla sarsıntı ve artçı da meydana geldi bu arada. Bütün bu süre içerisinde şöyle bakıldığında listelerde gerçekten çok sıklıkla küçük artçı depremlerin olduğu da görüldü. Ve bununla ilgili de birazcık tabii ki korku kapladı herkesi. Korku Allah'ın emri de hayra yoralım diyelim. Tabii uzmanların açıklamaları da var. Yok şunu tetikliyor, yok tetiklemiyor bilakis vesaire. Evet. Dolayısıyla hepsine de uyum sağlamamız lazım. Kesinlikle. Tabii yani tedbirli olacağız ya Ebru'cum. Herhalde bunca zaman olmuşuzdur. Tabii. Çünkü yani 99'dan bu yana bir hayli fazla deprem. 6 Şubat'taki son depremi biliyoruz. Dolayısıyla bütün binalarımız güçlendirilmiştir. Ben korkulacak bir şey olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası. Gereken yapılmıştır kimi yetkililerimiz tarafından. Evet. O yüzden içim çok rahat. Hiçbir şey olmaz bize. Neyse, gene sabaha güzel ve kinayeli bir şekilde başladın. Kinaye yok. Hayır canım, her şeyi görüyoruz. Şimdi güçlendirmeler yapılıyor. Ne kadar güzel kentsel dönüşümler yapılıyor. Allah doğru korusun, bir 8-9 büyüklüğünde de deprem olsa memleket sağlam. Evet, olmayacak ama.